Bir futbolcu oyuncu aşkına geçelim. Evet. İngiltere'de futbol oynayan Gökhan Töre sakatlığı yüzünden İstanbul'daydı. Sezonu kapatmıştı. Oyuncu sevgilisi Esra Bilgiç'le bir ayrılıp bir barışıyordu. En son yine birlikte eğlenceye çıkmışlar. Tamam. Ama çok ilginç bir hareket yapmış. Gazeteci görünce kendini arka koltuğa atıp saklanmaya çalışmış Gökhan Töre. Nedense. Var mı o görüntü? Var. Çok gülerim böyle. Yani Allah'ım ya Rabbim, niye böyle rezillik yapıyorsunuz ya? Yani gerçekten kendini niye böyle rezil ediyorsun? Baksana şu işte acısı. Önde sevgilisi oyuncu Esra Bilgiç bir süredir işte kavga dövüş ayrılıyorlar. Kavga dövüş derken tartışma ayrılıyorlar. Arkadaşlar anlamında. Bunu yapmayın gerçekten. Bir de şunu falan da yapmayın. Şöyle falan yapıyorsunuz, şöyle bunları da yapmayın. Çünkü o anda çekmeye siz devam ediyor yani. Cool duracaksın. Yakalandın artık. Yapılacak hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Şimdi zannediyor ki ben birdenbire o sahada gibi böyle topu falan yakalayacakmış gibi attı kendini. Tamam mı? Çim sahalara evet. Gibi. Ama zaten çekiliyor işte. Yani şu duruma düşmektense yani bir de şey de çok kötü. Yanındaki kadından utanıyor musun ki sen? Evet yani. Yani saklanıyorsun. Yani madem saklanacağını düşündüğün bir kadınlasın, neden o zaman sokağa çıkıyorsun? Acaba kulübü mi bilmiyor? İngiltere'de nişanlı bir de. İngiltere'de kulübünün haberi mi yok falan filan diyor ama sakat da. Ve o yüzden sezonu da kapadı. O yüzden hani İstanbul'da da olabilir pekala. Ha ama öyle şöyle bir şey sakatsa işte gece turları falan daysa. Ama sezonu bitirdi. Sezonu bitirdi. Sezonu bitirse de ama sezonun bitirme nedeni eğer sakatlıksa, gece de sokaklarda gözüküyorsa belki bu yüzden. Ama bu bayağı düzelmiş. Yani ön koltuktan arkaya kendini atabildiğine göre onu geri çağıracaklar takıma. Hemen takıma girebilirsin. Düz koşulara başla. Takıma yani çünkü baksana bak düşün. Koltukta oturuyorsun şöyle. Şöyle arkaya doğru kendini ve o aradan atıyorsun. Adam bayağı düzelmiş yani bence. Hiç sakat falan değilsin Gökhan. Yani şu görüntüler gerçekten Gökhan'cığım. Bir de dediğin gibi hani yanındaki kadından neden görüntü vermek istemiyorsun? Hayır, Kasım ayında nişanlandılar. Evet. İşte bir küsüyorlar, bir barışıyorlar falan. Ama bu görüntüleri veriyor ne yazık ki. Evet, yani ben anlam veremiyorum ama bütün ünlülere söylüyorum. Zaten kamera sizi bir kere fark ettiyse daha önceden çekmeye başlamıştır. Geçmiş o yüzden de geçmiş olsun. Hiç bu tip reaksiyonlar bence göstermeyin. Daha komik duruma düşüyorsunuz diyoruz.